Müslümanların böyle gariban yaşayan, işte Rohingya'daki gibi, Pakistan'daki gibi camilere doluşan, fakir, eğlenemeyen, dekolte giyinemeyen kadınlar, güzel olmayan kadınlar, bakımlı olmayan kadınlar, bakımsız erkekler, böyle saç sakalına karışmış insanlar, gene fakir, kalitesiz evler, müzik yok, resim yok, heykel yok, kalite yok. Müslümanlık işte budur diyorlar. İdi. Ne oldu? Darmadağın ettik. Deccaliyetin oyununu bozduk. Feryat figan gençler habire soruyor. Ya diyor hocam bize bir din öğretilmişti. Bu din sefalet perişanlık içindeydi. Evden dışarı çıkılmaz. Hanımlar dışarı çıkmaz. Gülemez. Müzik dinleyemez. Dans yapamaz. Güzel giyinemez. Parfüm kullanamaz. Siz bir din getirdiniz bize. Bu dinde her şey var. Acaba dinden mi çıktık diyor. Sen dinden çıkmıştın da şimdi dine giriyoruz. Dinden çıkmıştın, yeniden dine giriyoruz. Bak dinden çıkmıştın, müşrik olmuştun, yeniden dine giriyorsun elhamdülillah. Bu tip arkadaşlar Müslümanı sadece camide görmek istiyor ama bak camide de oturup konuşmayın diyor. Oradan dağılıp evinize gidin diyor, o kadar. Yahut evinizde namazınızı kılın. Camide de böyle bir yapı oluşmasını kabul etmiyor orada. Camide cemaatleşmeyi istemiyor. Namazı kıldın mı tıpış tıpış evine gideceksin. Işıklar söndürülecek. Hoca efendi de bakacak cami boşaldı mı diye. Kapıyı gacırt gacırt diye kapatacaklar, kilitle şakırt diye kapatacaklar. Cami kapanıyor akşam. Namaz vakitlerinde açılıyor. İstedikleri sistem bu. Yani cami Müslüman olursa olur diyor. Hiçbir işe karışmayacaksınız. Müzik olmayacak, resim olmayacak, heykel olmayacak. Evinizde tablo olmayacak. Büblo olmayacak. Eve gazete girmeyecek, televizyon da olmayacak diyor. Televizyon o da haram diyor. Hanımların güzel olması asla kabul edilemeyecek. Onlar istiyor ki kaşları birbirine girmiş, yüzü tüylü, üstü kapalı, kat kapalı. Yani çarşaf niyetine değil. Öylesine kapalı. Çarşaf amacıyla değil. Yani güvenli bir yerde de kapalı. Çarşaf olur mu? Tamam. Eller bakımsız, ayaklar bakımsız. Efendim, elinde kadının oje falan olmayacak, yüzünde makyaj olmayacak, dekolte olmayacak, parfüm olmayacak, gülmeyecek kadın, konuşmayacak, gözü yerde olacak, etrafa da bakmayacak. Sanat olmayacak, bak daha da vahimi bilim de olmayacak. Bilim yok, ilim var diyorlar zaten. Ne bilimi yani, bilim yok. Gıcık oluyor adam bilime. İlim vardır diyor. Biz bu oyunu, Deccaliyetin bu oyununu yerle bir ettik. Bilmeyen Müslümanlar, temiz kalpli Müslüman bu oyunun içine düşmüştü. Bu oyunu yerle bir ettik.